köyden haberler. Vın, 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 vın. Nilo'ya, Nilo'ya, biliyor musun? Hayvanat bahçesinden bir zürafa kaçmış. Öyle mi? Nerede kaçmış peki? Bilmiyorum ki. Haberlerde gördüm. Uzak bir yerlerde olmalı. Bir keresinde annemler izlerken ben de haberleri görmüştüm. Hep başka başka yerlerde olan şeyleri söylüyordu. Evet Nilo'ya, kimse bizim köyümüzle ilgili haber yapmıyor. Oysa bizim köyümüzde de bir sürü haber var. Evet, Benekli'nin yavrusu olmuştu mesela. Adını da Miniş koyduk. Ama hiç televizyonda görmedik. Mete, neden kendi haberlerimizi yapmıyoruz? Nasıl yapacağız ki? Önce köyümüzde olan olayları toplayacağız, sonra da onları sunacağız. Hadi hemen başlayalım. Ağaçta mı dursan? Evet, izleyenler için daha heyecanlı olur. O kadar süre bekleyemem ki ağaçta. Doğru. Ama sen haberleri sunarken canlandırmak için ağaca nasıl çıktığımı gösterebilirim. İşte bu çok güzel olur. Ben de haberler sırasında elimi yüzümü yıkayabilirim. Haber saati geldi. İzleyiciler geliyor. Herkes hazır mı? Her şey tamam mı? Merak etmeyin, her şey hazır. Bu akşam haberleri burada izleyecekmişiz. Bu akşamki haberlerde benim röportajım da çıkacakmış. Köyümüzün haberlerini çok merak ediyorum doğrusu. Ben de eminim çok güzel haberler duyacağız. Dın dın dın. Haberler başlıyor. Ha? Hayır hayır, alkışa gerek yok. Bu bir haber programı. Evet, evde televizyonu nasıl izliyorsak bunu da böyle izleyeceğiz. Haklısınız çocuklar. Evde haberleri hiç alkışlıyor muyuz? Değil mi? Haberler başlıyor. Neşeli köyümüzün haber programına hoş geldiniz. Ben Nilo'ya. Bugün sizlere köyümüzden haberler vereceğim. İlk haberimiz değirmenimizle ilgili. Geçen hafta değirmenimizde bir arıza olmuştu. Ama Hasan amca bu arızayı kolayca çözdü. Şimdi Hasan amcaya bağlanıyoruz. Hasan amca, değirmeni nasıl tamir ettiniz? Değirmenin kollarından birine bir kaya sıkışmıştı. Kayayı alınca değirmen yine çalışmaya başladı. Değirmende buğdaylar öğütülüp un oluyor. Bu sayede ekmek yapılıyor. Hasan amcaya açıklamaları ve değirmeni tamir ettiği için ekibim adına teşekkür ediyorum. Rica ederim. Oh. Aferin kızım. Bugün sarı kanat kanatlarını öyle bir çırptı ki kümesin tepesine kadar çıkıp orada mahsur kalan cep civcivini kurtardı. Bugün Tospik'le keçi çok uslu durdu. Hiç haylazlık yapmadılar. Köyümüzün çocuklarından Elif boyama yaparken boyasının içine civciv düştü. Ve hem civciv hem de Elif boya içinde kaldı. İşte böyle boya içinde kaldım. Ama şimdi hem
kendimi hem civcivi temizleyeceğim. Şu anda olay yerindeyiz. Elif'i ve civcivi temizliyoruz. Civciv kaçtı. Gel buraya. Civciv. Civciv. Elif dur. Daha konuşma yapacaktık. Köyümüzde olaylar bitmiyor sayın seyirciler. Şimdi sırada köyümüzün bir başka çocuğu Mine'den haber vermek istiyorum. Mine bugün ağaçta kaldı. Mine, nasıl ağaçta kaldın? Bize anlatır mısın? Bugün topum ağaca kaçtı. Ben de onu almak için ağaca çıktım. Bakın, işte böyle. Peki sonra ne oldu Mine? Sonra da işte böyle ağaçta kaldım. İnmek için epey zorlandım. Çok geçmiş olsun Mine. Evet, haber programımızın sonuna geldik. Ama benim haberimi yapmamışsınız. O da bir dahakine abi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Dün dün dün. Haberler bitti. Çocuklar, ben daha önce hiç bu kadar güzel haber programı izlememiştim. İzninizle alkışlamak istiyorum. Peki siz bilirsiniz. Bu kadar çok istiyorsanız. Aferin size. Harikaydınız. Çok güzel, çok güzel. Biri bana yardım edebilir mi? Ağaçtan inemiyorum. Geldim Mine. Neşeli parkur. Çok iyi gidiyorum. Tospişim, sen de gelsene. Jimnastik yapmak çok eğlenceli. Merhaba Nilo'ya. Merhaba Mete. Ben de jimnastik yapıyordum. Sen de katılmak ister misin? İsterim tabii Nilo'ya. Hem ben jimnastikte çok iyiyimdir. Ah, düştüm. Ben de başlarda düşüyordum Mete. Zamanla alışırsın. Hadi tutun sen de ağaca. Hop, hop. İşte böyle. Ama Nilo'ya bu dal tek kişilik. Benim tutunabilmem için yer yok. Hop. Haklısın Mete. Burası sadece tek kişilik. Aslında ikimizin birden jimnastik yapabileceğimiz bir alanımızın olmasını çok isterdim. Bize güzel bir jimnastik parkuru lazım. Hatta köyün tüm çocuklarının oynayabileceği bir parkur olsaydı. Ne güzel olurdu. Büyük tırmanma alanı, asılıp dönüş çalışabileceğimiz, daha alçak alanlar, zıplayabilmek için tümsekler lazım. Mete, bu çok güzel görünüyor. Tabii bir trambolin de olsa harika olurdu. Tam hayalimdeki gibi. Tospik için de bir şeyler olmalı ama. Haklısın. Tospik için bir dinlenme yeri ve küçük bir kaydırak lazım. İşte şimdi oldu. Hadi bunu yapalım. Yapalım mı? Ama nasıl yaparız ki Nilo'ya? Gerekli malzemeleri toplayalım. Sonra da bir araya getirip parkuru yapalım. O kadar kolay mı Nilo'ya? Değil. Ama olsun Mete, deneyelim. Hem belki babam da yardım eder bize. İlk önce bir plan çizmeli, her detayı düşünmeli. Uygulama vakti gelince malzemeleri bir araya getirmeli. Başla sen de bir yerden, hayal et. Hayaller bekler bizden hareket. İlk önce bir plan çizmeli, her detayı düşünmeli. Uygulama vakti gelince malzemeleri bir araya getirmeli.
ne kadar zormuş yapması. Ben de çok yoruldum Mete. Az kaldı çocuklar. Birazdan parkurunuz hazır olacak. Biz de kaydırağı bitirmek üzereyiz baba. Evet, bu da bitti. Tosbin kaydırağı da hazır. Artık istediğimiz gibi jimnastik yapabileceğiz. Hadi tüm köye haber verelim. Mine! Elif! Abi! Ne oldu Nilo'ya? Parkurumuz hazır abi. Tüm çocukları çağır. Herkes gelip jimnastik yapabilir. Parkur mu? Nerede? Bizim bahçede. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Bana bakın. Şimdi başaracağım. Oh, başardım. Tosfiş, bakıyorum da çok eğleniyorsun. Nilo'ya, ne güzel bir parkur yapmışsınız böyle. Planını Mete yaptı. Çok güzel planlamışsın Mete. Babamdan da yardım alıp yaptık. E peki siz niye gelip oynamıyorsunuz? Biz parkuru yaparken yeterince spor yapıp yorulduk Mine. Evet, benim de hiç halim kalmadı. Tosbik bile yorulmuş. Evet, hepimiz yorulduk. Ama çok güzel, neşeli bir parkurumuz oldu. Bakması bile yetiyor. Daha özel. Kağıdı böyle kıvırıyorum. Burasını düzeltiyorum. İşte bir gemim daha oldu. Bak, ben de bir uzay gemisi daha yaptım. Uzay gemim kalkışa hazır. 3, 2, 1, kalkış. Çok güzel olmuş Mine. Bak, bu da benim uzay gemim. Çok hızlı gidiyor. Yakalayamazsın ki. Yakaladım bile. Ebe. Ebelendim. Mete bak. Kağıtlardan neler yapmışsınız böyle. Evet, biz yaptık. Çok güzel görünüyorlar. Uzay gemisi bile yapmışsınız. Bakın, bu benim uzay gemim. Bu da benimki. Biz de oynayabilir miyiz bunlarla? Tabii oynayabilirsiniz. Bak Mete, sen bu arabayı seversin. Ben de arabalar yaptım bak. Bununla da oynayabilirsin. Sadece bir tane yeterdi aslında. O zaman bunu alabilirsin. Bence bunu al. Hem bu senin arabana da benziyor. Ben de bir gemiyle oynayabilir miyim? Bak Nilo'ya, bu gemiyi ben yaptım. İstersen bununla oynayabilirsin. Ya da bununla. Bak çok güzel görünüyor. Evet, ellerinize sağlık. Bir tanesi yeter aslında. O zaman benimkini alabilirsin. Ama benimki daha özel. Öyle mi? Çok merak ettim Elif. Nesi özel? Ben gemimi yaparken kağıdımı özenle katladım. Benim de kağıtlarım çok özel. Hepsini bakkaldan aldım. Öyle mi? Benimkinin üstünde çiçek resmi var ama. Benimkinde de benim adım yazıyor. Şekillerim bir elimde, hayal dünyam. Kağıtlarımı özenle katlarsam, gemiler, uçaklar, evler yapsam, kağıtların içinde mutlu olsam. Gemiler, uçaklar, evler yapsam, kağıtların içinde mutlu olsam. Şekillerim bir elimde, hayal dünyam.
benimkiyle oyna. Çünkü benim yaptıklarım çok özel. Benim yaptıklarım daha özel. Bir dakika. Bence Mete ve bana biraz düşünmemiz için zaman vermelisiniz. Düşünün tabii. Biz buradayız. Nilo'ya, şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum Mete. Elif'in yaptığını seçsem Mine üzülür. Mine'ninkini alsam Elif üzülür. Ben arkadaşlarımı üzmek istemiyorum. Ben de. Ama şimdi ne yapacağız? Aklıma güzel bir fikir geldi. Ne geldi? Hemen söyle. İkisini de seçmeyeceğiz. Nasıl yani? Gel, sana göstereceğim ne yapacağımızı. Karar verdiniz mi? Evet, verdik. Bu iki kağıdı alabilir miyim? Elbette. Teşekkür ederim. Al Mete, bu senin. İstediğini yapabilirsin. Bir araba yapacağım. Ben bir uçak yaptım. Sadece bir uçak. Dünyanın en sıradan uçağı. Ama seçmesi kolay. Bu yüzden bununla oynayacağım. Ben de bu arabayla oynayacağım. Sizinkiler gibi özel değil ama seçmesi kolay işte. Çok haklısınız. Aslında bizimkiler de çok özel değildi. Evet, hepsi kağıttan yapılmış normal şekiller. Aslında biz oyun gibi başlamıştık Mine ile yarışa. Ama kendimizi biraz fazla kaptırmışız. Sizi seçim yapmaya zorladığımız için özür dileriz. Önemli değil Mine. Bitti sonuçta. Hadi hep birlikte oynayalım. Ben senin yaptığın uçağı uçurabilir miyim Nilo'ya? Tabii Mine. Hadi yaptıklarımızı birleştirip hep birlikte oynayalım. Çok güzel oldu. Evet, işte bu. Harika. Harika bir fikir. Geçiriyorum. Evet, harika bir fikir. Gemiler, uçaklar...